Dağ kapı dedikleri yer burası. Dağ kapı 4 yöntemektir. İşte bak şu surların böyle 6 tane kapı var. Bu kapıları kapattığı zaman kendi kendini koruyormuş eskiden. Gafar Okan, 90'lı yılların o karanlık ve kanlı günlerinin ardından önce Kars, ardından Diyarbakır'a tayin edildi. Türkiye, Gafar Okan ismini ilk kez Hizbullah terör örgütüne yönelik yapılan büyük ve etkili operasyonlarla duydu. Bu operasyonlardan en çok ses getireni ise 17 Ocak 2000 yılında İstanbul Beykoz'da Hizbullah'ın Türkiye sorumlusu Hüseyin Velioğlu'na yapılan baskındı. Kendisiyle tanıştım tabii. Ayağa kalktı, öpüştük. Bu kenti iyi birlikte idare edebilir miyiz gibi bir laf etmişti. O gün belki anlamadığımız bir şeydi ama süreç içerisinde kentle ilgili yaptığı işlerden dolayı bu tür bir çalışma yaptığını anlamış olduk. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu operasyonda çok değerli dokümanlar ve silahlar ele geçirmiştir. Gaffar Okan'ın döneminde Diyarbakır Emniyeti teröristlere göz açtırmıyor, PKK ve Hizbullah'ın hücre evlerine baskınlar düzenliyordu. Gaffar Okan, Diyarbakır'a huzur ortamı getirmek için gece gündüz çalışıyordu. Tehditlerin olduğu zaten kesindi. Çünkü yakalanan örgüt üyeleri vardı. İfadelerinde bir Diyarbakır spor maçında kalabalıkta suikast yapacakları yönünde ifadeler vermişlerdi. Gaffar Okan bir yandan terörle mücadele ediyor, diğer yandan elinin ulaşabildiği kim varsa yardım ediyordu. Gençleri terör ve uyuşturucu şebekelerinden uzak tutmak için spora yönlendiren Okan, amatör spor kulüplerine de destek oluyordu. Aynı zamanda koyu bir Diyarbakır spor taraftarı olan Gaffar Okan, Diyarbakır sporun hemen hemen her maçına gidiyordu. Ben Diyarbakır Emniyet Müdürü'yüm, görevim Emniyet Müdürlüğü ama bu şehrin hak ettiği, Türkiye'de 5 büyük kulüpten bir tanesi olan Diyarbakır Spor'un hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Ben sadece şunu söylüyorum ve bir daha ne taraftarım ne amigonum bu konuyla muhatap olmamasını rica ediyorum. Ben sapına kadar Diyarbakırlıyım. Teşekkür ederim. Diyarbakır Spor şampiyon olması bölgeyi de çok ciddi bir şekilde etkiler. Toplumsal barış anlamında, bu birliktelik anlamında da bir argüman olur diye düşünüyordu. Gerçi gerçekleşti tabii, Diyarbakır Spor'un şampiyonluğu gerçekleşti ama kendisi yoktu. Ama o şampiyonluk yolundaki zemini döşeyen de kendisidir. Gaffar Okan, halkın devletini yanında görmesi, halkın devletiyle kucaklaşması için elinden geleni yaptı. Onun döneminde ilk defa kadın polisler sokakta görev aldı. Çocuk ve yaşlılar için devreye gezen araçlarda yine kadın polisler görevlendirildi. Ali Gaffar Okan, tedbirli kıyafet geceleri sokaklara çıkıyor, yeri geliyor polisi denetliyor, yeri geliyor esnafı ziyaret ediyordu. Diyarbakır'da ilk defa bir mülki amir, emniyet müdürü halkın içinde, Diyarbakır halkının arasındaydı. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda hız kesmeden devam ediyordu. Hizbullah terör örgütüne yapılan son operasyonlardan birinde Gaffar Okan'a yönelik suikast planı ele geçirildi. Yiğit bir insandı. Mesela aynı güzergahı sürekli kullanırdı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Kendisine aynı güzergahı kullanmasanız daha iyi olur demiştim. Ne olacak dedi. Yani Diyarbakır halkı beni koruduktan sonra bana hiçbir şey de olmaz. Hepinizin gözlerinden öpüyorum ve sizleri çok seviyorum. Teşkilatımı çok seviyorum. Bayrağımı çok seviyorum. Her memurum için, çocuk çocuğu için şehit olmaya hazırım. Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'na yapılan operasyondan tam bir yıl sonra 24 Ocak 2001'de Diyarbakır'da akşam saatlerinde elektrikler kesildi ve silah sesleri kentin orta yerinde yankılanmaya başladı. Diyarbakır'ın en işlek caddelerinden birinde pusuya düşürülen emniyet müdürüne ve koruma polislerine dakikalarca uzun namlulu silahlarla ateş edildi. Telsiz konuşmalarında saldırıya uğradık anonsunun duyulması üzerine polis memuru 33'ün durumu nedir diye soracaktı. Yaralı polis memuru cevap olarak başımız sağ olsun diyecekti. 33-10
Gaffalo Khan'ın telsiz koduydu. Büroda oturuyorduk arkadaşlarla birlikte. Akşam saatleriydi zaten. Yani aniden 33.10'da saldırı diye bir anons gelince o dakikadan itibaren zaten kentte hakikaten bir kasvet çöktü. Babalarınızı helal ettiniz mi? Bir emniyet müdürünün cenazesinde böyle bir kalabalığın olması, Diyarbakırlıların buna çok yoğun bir ilgi göstermiş olması bence kardeşliğin tesisi anlamında çok önemli bir argümandı. Halkın kendi ifadesiyle söylemek lazım. Yani hala da söylüyorlar. Gaffar Baba tabiri Diyarbakır'da oturdu. Hepinizin gözlerinden öpüyorum ve sizleri çok seviyorum. Teşkilatımı çok seviyorum. Bayramımı çok seviyorum. Ali Gaffar Okan'ın ismini taşıdığım için gurur duyuyorum. Diyarbakır'da evlerin birçoğunda resimleri asılı duran Gaffar Okan'ın ölümünden sonra ismini alan çocuklar bugün 19 yaşında.